Yəni quyudakı deyilənmələrini yeçəyimiz. Birincisi də ikdə funksiyanın, ikdə ifadənin köpəltməsi şəkildə yazılgən çatdırmanı. Dəsləb bu deyilənməni ikdə deyilənməyə əcələtəmiz. Birinci deyilənmə. Tangens x deyin mol. İkinci deyilənməmiz. Sinus kvadrat 2x deyin mol. Deyilənmələrə əcələtəmiz. Ləkin bir də əlbəttə bana şu Teynemani anıqlayış sohasında qarayımız. Her iki ilə teyneme, teynem verilgən teynemani anıqlayış sohasında qararışı şart. Verilgən teynemani anıqlayış sohasında qandı. Bizge malum bana tangens x, sinus x taksım cosinus x gətəyin. Cosinus x maqrajda bol gəlgi sababli 0 gətəyin bolması gərək. Yani cosinus x teyni emas 0. Mana bunu hisobga olishimiz kerak. Har ikkala tenglamani yechishda mana shuni hisobga olishimiz kerak. Xo'p, tangens x teng 0 tenglamani yechamiz. Buning ildizlari x teng k pi. K tegishli z. Xo'p, k pi nuqtalarida, k pi sonlarda tenglam cosinus x 0 ga teng bo'lmaydi. Demak, bu ildiz bo'ladi. Ikkinchi tenglamani yechamiz. Bu yerdan sinus x sinus 2x ten 0 ekanini hasil qilamiz. Birdan o'z navbatida 2x ten pk ekanini hasil qilamiz. Birdan x ni topamiz. Pk taqsim 2. K tegishli z. Bularda ildiz bo'ladimi yoki yo'qmi? Buni tekshiramiz. Cosinus x 0 ga teng bo'lmasligi kerak. Keldi mana k ni ikkita qiymatini ko'raylik, ikki xil qiymatlarini. K teng 2n bo'lsin. Ya'ni k juft sonlar bo'lsin. U holda x teng bo'ladi. P ko'paytirib 2n taqsim 2. Ikkilarni qisqartirib olsak, pn yoki np. Ahamiyati yo'q. Mana buni hosil qilamiz. Endi bunday ildizlarni biz mana birinchi holda hosil qildik. Va ildiz bo'ladi. Endi k 2n plus 1 ko'rinishda bo'lsin. Ya'ni k bu formulada tog' bo'lsin. 90 bo'lsin. Bu holda x teng p ko'paytiruv 2n plus 1 taqsim 2. Bu yer 2 taga ajratadigan bo'lsak, p taqsim 2 qo'shuv n p taqsim n p ning o'zi bo'ladi. N tegishli z ga. Mana bularchi. Aynan shu nuqtalarda, shu sonlarda cosinus x 0 ga teng bo'ladi. Demak x ning mana bu qiymatlarida cosinus x 0 ga teng bo'lganligi sababli bu berilgan tenglamani aniqlash sohasiga tegishli emas. Bu ildiz bo'la olmaydi. Mana bu holda topilgan x lar ildiz bo'la olmaydi. Demak javob k pi. Mana bu holda ham mana bu yerda n pi ni hosil qildik. Pn ikkalasi bir xil. Shuning uchun bittasini yozamiz. K tegishli z. Shunday qilib birinchi tenglamaning ildizlari k pi sonlar ekan. Bunda k zga tegishli. Lekin ayrim hollarda mana bunday xatolar ham uchrab turadi. Ikkita tenglamaga ajratib, ularni ildizlarini topib, k pi va pk taqsim 2 ni topib, javobga mana shunday ikkalasini ham yozib qo'yish hollari uchrab turadi. Ya'ni mana bunday ko'rinishda qilib. Javob k pi va k pi taqsim 2. Albatta bu xato. Chunki yuqorida ko'rdik. Mana bu sonlarning ayrimlarida cosinus 0 ga teng bo'lib qoladi, ularda tangens aniqlanmagan. Berilgan tenglamani aniqlanish sohasiga kirmaydi. Xo'p, shunday qilib javob mana bunday bo'ladi. Xo'p, yana qanday usullari bor? Mana birinchi tenglamaga yana to'xtalib o'tamiz. Mana ikkala tenglamani yechdik. Mana bu ikkala tenglamani yechdik. Endi ularni ichidan berilgan tenglamani ildizlarini aniqlamoqchimiz. Buning uchun tangens x funksiyasi davri pi ga teng. Buni davri pi ga teng. Sinus 2x, sinus kvadrat 2x ni davri. Buni davrini topamiz. Uni biz 1 minus
Kosinus 4x taksam 2 de bir alışımız mümkün. Demek kosinusu davra 2 pi geteyin. X algıysan 4 ke bölsek. Ve pi taksam 2 geteyin iken. Yani sinüs kvadrat 2x'ni davra. Ve pi taksam 2 geteyin iken. Buna davra pi geteyin. Demek ki bana bu iki de funksiyonun en küçük müsbat davra pi geteyin iken. Yani de 0 pi oralığında 0 pi oralığını karayımız ve şu oralıkta tekişliği bana bu formüla biz kaysi ildizler şu oralıkta tekişliği ilgini tapağımız. 0 pi oralıkta bana bu ildizlerden kaysilere tekişliği k 0 geteyin olsa 0 tekişliği k 1 geteyin olsa pi tekişliği. Başka ildizler bu formüladan kelip çıkartıken başka ildizler bu oralıkta tekişliği emez. Yani bana bunlar içinden kaysilere tekişliği. K oranına 0 koysak 0, 0'ını yazdık. 1 koysak pi taksam 2, pi taksam 2'ni yazalımız. K oranına 2 koysak pi hasıl buladı, pi yazılgen. 3 koysak pi'den katta bulup getirdi. Demek bana bu ildizler iken. Demek bana bu iki de formüle yardımıyla biz bana bu ildizlerden hasıl kıldık. 0 pi aralığı değişikliği bulgen. Yani de bunların içinden kaysaları kaysalarda kosinüs 0 geteyin bulup kaladı. Şunları çıkartış deyimiz. 0'da 0 geteyinmez. Kosinüs 0 1 geteyin. Pi'de kosinüs pi. Minus 1 geteyin. Demek bu yan kaladı. Pi taksım 2'de. Kosinüs pi taksım 2 0 geteyin. Demek bana bunu çıkartışlaşmamız gerekiyken. Pi taksım 2. Demek 0 bulan pi'ni alışmamız gerekiyken. 0. Yukarıda ayıtı bölttik. Demek buranın umumi, en küçük umumi müsbat davranı pi geteyin demek ettik. Demek 0 koşu k pi. Bana bu salları için buladı. Ve pi koşu k pi. Bana bu salları için buladı. Bunların her ikilisini umumlaştırıp bana n pi de yazışımız mümkün. N bütün salları toplamaya tekişti. Mesela n k geteyim olsa bu hasıl buladı. Eğer n k plus 1 geteyim olsa bana bu formülü hasıl buladı. Demek ikilisini umumi kılıp bana umumlaştırıp bana bu formülü yazışımız mümkün. Yine bir mertte tekrarlayınız. Demek bu teğnemeni ildizler tapış için iki de teğnemeyi açırattık. İki lasını geçip ildizlerini taptık. Bana ildizler için formüller taptık. Sonra umumi davranı taptık. Umumi davranı pi. Şu sebeple 0 pi aralığını karadık. Bir davranı uzunluğu diye kesmedeki ildizlerini karayımız. Bana bu iki de teğnemeni ildizlerini karayımız. Bunların içinden 0 pi'ni aldık. Bunların içinden demek pi taksim 2'ni aldık. Yani topluluğun indizlerden kaçlarda kosinüs 0 geteyim buladı çıkartıp taşladık bana bundayken. 0 geteyim bularken çıkartıp taşladık ildiz bulalım mıydı? Yani 0 pi, davra pi geteyim de baktık. En küçük müsbat, umumi müsbat davra. K pi, pi koşu k pi. Bunları umumlaştırıp bana bu formülü yazdık. Bana bu evvelki topluluğun formülü ham bir hal. Yani üçüncü kıl yolunu ham keltiramız. Bunda teynemelerini yetiştirdik. Bunu yeşil için dersler biz çap tamamını kuyduğunca sadalaştıramız. Tangens x'ini biz sinüs x taksın, kosinüs x diye yazalımız. Ve bu üçüncü kıl usulü. Sinüs x taksın, kosinüs diye yazalımız. Sinüs kvadrat 2x'ini. 2 sinüs x, köpaytırı kosinüs x. En kvadratı diye yazalımız. Değil mi? Kvadrat köpaytırağımız. Sinüs x taksım kosinüs x köpaytırı 4 sinüs kvadrat x köpaytırı kosinüs kvadrat x en 0. Mahraj 0'ge tengemez. Kosinüs x tengemez 0. Bundan faydalanıp teğnemeni 0'ge tengem olmayan ifadeye bölüşümüz mümkün, köpaytırışımız mümkün. Kıskartı varamız bana bir de. Sonra kosinüs x'ge böl varamız, 4'ge hem böl varamız. Çünkü kosinüs 0'ga teğmez. O halde biz sinüs kub x teğ 0 teğnemeni hasıl kılalımız. Bundan sinüs x teğ 0 teğnemeni alalımız. Bundan x teğ pi k ikeni kilip çıkardı. K teğişli bütün sallar toplamaya. Şimdi kalıp bu teğnemeni ildizlere bana bu formülü verirlerken. Yani.